geliyor, kurt geliyor. Abi sen ne diyorsun? Ben Aha geldik, bizim ortama geldik. Bak mikrofona bakıyor. Aa burası Antalya biraz galiba. Zeka özürlüyüm. Oğlum şöyle durmuyor lan. Onun için ben de fikrimi söyleyebilir miyim? Tabii ki de, tabii ki de. Ben zeka özürlüyüm. Ekonomi çok güzel. Kültürümüz... RP yapıyormuş amına koyayım. Çok güzel yönetiliyor. Her şey çok güzel. Oğlum Recep Tayyip Erdoğan mı? Recep Tayyip oğlan. Ortaya karışık vardı. Şey mi demek istedi acaba? İstanbul'da Recep Tayyip Erdoğan ama geri kalanlara değil ama Recep Tayyipoğlu. Bunlar şimdi sen tekerler devlet mi yöneteceğler? Sen ver onların eline devleti yönetsinler ha? Gidip sorarsan buna Türkiye'nin kaç tane... Amına mı dedi arada? Araya küfür mü sıkıştırdın? Onların eline devleti yönetsinler ha? Gidip sorarsan buna Türkiye'nin kaç tane ordusu var yurt dışında? Bülürseler yüzüme tükürsünler. Onlar şimdi devlet yönetecek. Ne kadar güzel söyledin. Sattınız, aç mı sattın milleti? Ya tarlaları sattınız, nasıl konuşuyorsun sen? Tarlalar sattın diye pezevenler sattı. Devleti satarsa kim, alasın. Kim o satan? Çekiliş yapacağım. Sen, kanun sende, niye sattırıyorsun? Satmadı tarları. Devleti, ne? Devlet yerine kazandık işte. Ya bırakın Allah tarlaları. Aşkına ya. Ne balla kalsasın o? Ya milleti aç bıraktınız ya. Şöyle böyle kölelik alışmadı. Siz alıştınız köle. Ülkeleri nereye? Ne oluyor ya? Tamam. Senin bir tane. Terbiyesiz. Evet. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Ekrem İmamoğlu seçilmesi bile. Darbe darbe. Lan bu şey değil mi? Reklam mı yaptın? Majör depresyon. Zaten reklama gerek yok. Zaten TikTok Türkiye fenomeniyim. Darbe darbe olarak. Aynen. O zaman şunu söyleyeyim sana. Tabii. Erdoğan'la Kılıçdaroğlu ikinci tura kalırsa hangisini tercih edersin? Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımıza saygım, sevgim sonsuz. O ayrı mevzu. Ama tabii ki de Kılıçdaroğlu kalırsa zaten alayım Kılıçdaroğlu'na. Çünkü alkolü çok zam yapılıyor. Bu tabii saygı kuralları çerçevesinde bir eleştiri. Aslında Cumhurbaşkanımız da alkolü zam yapması iyi bir şey aslında. Az alkol içiyoruz. Ya bu ne abi, tamam tutuklanmayacaksın, rahat ol artık ya. Ama Cumhurbaşkanımız istediği kadar alkolü zam yapsın. Biz paramız oldukça içeriz. Alkolikleri, sigara ticaretini durduralım. Kural az önce metropede konuştuk, hatırlamışsındır. Yanımda kız arkadaşım vardı. Keşke oturup sohbet etseydik be ya. Valla komik adamsın. Metropoldeki eleman 25 lira göndermiş. Kral, ben de senin yanında manita var diye çok şey yapmayayım dedim ya. Kitlemeyeyim seni dedim. Tabii ki de bunu saygı kuralları çerçevesinde yapıyorum. Hakaret amaçlı değildir. Teşekkür ederim. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan? Bunu alamadım. Tabii ki de Kılıçdaroğlu. Tutuklandın. Falan diyor şu anda. Tamam. Benim kafam karıştı. Psikolojik sorunlarım var. Majör depresyon, depresyon bunalım, Asperger sendromu, kişisel bozukluk, gelişimsel bozukluk, şizofreni tanısı, bipolar bozukluk var, sinir hastasıyım. Size de soralım, Cumhurbaşkanı adayınız kim abi? Tabii ki Kılıçdaroğlu. Benim CV. Teşekkür ederim. Hukuk, bu hak hukuk için Kılıçdaroğlu. Dürüst. Zombi geldi. Aman dur abi. Aha. Oğlum terbiyesiz yapma. Mami sikerim seni Melana. Şaka. Şaka yapıyorum. Bir dakika ben koçayım. Bir dakika. Şu an deprem oldu mu? Oldu. Olmadı. Bombalar patladı. Neden? Çünkü neden biliyor musun? Aptal sular ya. Kara yılan zehirledi. Tamam. Felçli olduğu için insanlar acı çekmesin diye bam! Peki teşekkür ederiz. Bir şey yani... daha söyleyeyim mi? Şu anda söylesen bizi Hindistan, tutma dur. Hindistan geldi, geliyor biliyor musun? Evet. Biz inek kesmiyoruz mu? Ona da ineği tapıyor. Tamam mı? Sen bizim tarımızı öldürdün. Yemin ediyorum senin gibi yaşamak güzel. Bir dakika bak... daha. Bir dakika. Onun kafasına mı ulaşmak? Aynen tabii ki de ya. Köpekten evleniyorlar amına koyayım. Köpek senin kafana ulaşma istiyor şu an. Tamam. Adam en azından gerçek yani, anladın mı? Ne hissediyorsa onu yapıyor. Yemin ediyorum yani bizim gibi bir maske takmıyor. Baksana abi. Bir dakika bak, daha. Ne kadar doğal, ne kadar otantik. Abi bana 5 tane poğaça, 2 tane çay. Nereye gidiyor, işe gidiyor. Skoda mı benim abi? Bir dakika bilim var. 60. Oğlum bu adam çok güzel hareketlerde oynayamıyor muydu ya? Söylüyor oğlum zaten. A few moments later. Bak adam Ramazan'da bak ne güzel içiyor, konuşuyor, küfür ediyor. Aa, ne? Ya ne? Babaya gelmişti, İçiyor babaya işte. Gel. Bak ne güzel Türkiye'de yaşıyorsun. Türkiye özgür diyor. Özgür. Tamam. Sen bir şey söyle. Kapanışı yapayım ben abi. Kurtlar bunu izlemişik sanki. Seyretmeyen bir adamım ama sadece bir sahnesini izledim. Bu klibi gördük. Evet gerçekten
Kurtlar Vadisi'ni izlediğimizde çok sübünülen mesajları anlayabiliyoruz. Aynen, katılıyorum. Polat Alemdar ne diyor biliyor musun abim? CHP'de gitti HDP'yle. Ne yapıyor, ne yapıyor? Bunu izledik mi? Ülkeyi mi böleceksin? Ne yapıyor? Mesele kişilerle bizim işimiz olmaz. İmamoğlu, Kadir Topbaş, bizim kişilerle işimiz olmaz. Hepimiz bu memleketi savunuyoruz. Bu memleket... Onun memleketi değil abi, ekonomi. Abiciğim sen miting yapsana, niye burada sokak röportajı yapıyorsun? Ekonomi işte, ekonomiyi savunuyoruz. Yani memleketi savunuyoruz, memleketi. Memleket değil abi, hükümeti savunuyorsun Allah'ım sen şu anda. Allah'ım sen yardım et ya. Sen bir kere sorma şeklini ayarlayabilirsin. Sen hükümeti savunuyorsun, memleketi ben savunuyorsun. Ben hükümeti savunmuyorum, ben memleketi savunuyorum. Kim oy vereceğiz peki abi 14 Mayıs'ta? Ya onu söyleyeceğiz, acele etme. Ama memleketi katma, arkadaşım, bayrağı katma, şeyini arkadaşım, katma. Arkadaşım neyi katmayayım, bayrağı katma, katılmaz mı ya? Bayrağı katılmaz mı bayrağı? Buraya da bayrağımız yakıldı abi. Yavrucuğum bir kere sen... Beynini güzel bir temizle, pro sabunla bir yıka öyle gel sor bana. Ya tamam. Bu memleket bizim. Hepimiz bir memleketi abi, savunuyoruz. Memleketi konuşmuyoruz. Ya dur bir dakika. Konuşuyoruz abi. Ya bak. Arkadaşım oradan geleceğim oraya. Memleketi katma abi o zaman. Ya arkadaşım sen ya abi, nasıl memleket, bir... Memleket siyaset yapılmaz memleketi üzerinde. Ya siyaset yapmıyoruz oğlum. Türkiye'ye oy vereceğiz. Kime vereceğiz? Oy vereceğiz. İşte onu söylüyorum şimdi sana. Onu söyle abi. Her şey kalbimizde. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan? Erdoğan. Kılıçdaroğlu. Abi ben zeka özürlüyüm. Beynimde sıkıntı var. Onun için Erdoğan. Kalka sen. Geri zekalıyım abi, ben de beynimde sıkıntı var biraz. O yüzden her zaman AK Parti. Raporun var mı? Evet, raporum da var. AK Parti. Abi sizden de alalım. Anket yapıyoruz. Cumhurbaşkanı adayınız kim seçim? Ya kafam bozuk be. Kafam bozuk amurum. Escort'tan geldim, kalkmadı. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kim abi seçimlerde? Ya niye küfretmiş gibi davranıyor insanlar? Şimdi konuşalım abi. Senin kim adayın seçimlerde? Başımızda Atatürk var. Kim abi Atatürk? Kılıçdaroğlu, Erdoğan var. Kim? Hangisi? Kılıçdaroğlu mu? Yok canım, onun neyi televizyon ya? Erdoğan mı Atatürk? Erdoğan mı Atatürk? Atatürk. Erdoğan. Tabii. Peki, teşekkür ediyorum abi. Abi sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir seçimlerde? He? Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Ay git Allah'ın seversen ya. Geç ya. Dur abi bir saniye. Tayyip Erdoğan. Erdoğan. Teşekkür ediyorum. Bu kadar abi. Sizin alalım. Abi niye sinirleniyorsun? Sövmedik ya. Adayınız kim diye sorduk. Cumhurbaşkanı adayın kim amcacığım? Önümüzde bir seçim var. Şuradan iki bir tane versene sen gelsin. Bir de ne? Niye herkes şey yapıyor lan burada? Sen ne desene bana? Alayım diyorum. Şimdi konumuzla ne alakası var? Ben anlamadım abi. Ya şurada ne gibi dalı benim? Boş ver konusunu. Lan şurada Timuçin abimi görsem kastam orada. Niye öyle? Nasıl niye? Alayım yani, ihtiyacınız var. Çıkıp Timuçin abi şey diyor. Öykü Serter salsın artık bu programları ya. Gençler önünü açsın falan ne varsa. Varsa alalım da niye bu konumuzla ne alakası var? Cevabınızı verin, ben alıp geleyim. Sen hakkımı veriyorsun, ben de hakkımı istiyorsun. Hayır, ya. Cevabın karşılığında bir şey istiyorsun. Tabii canım, niye? Öyle değil mi? Sen tabii. Anket yapacaksın ya. Tabii doğru, alıştık yıllardır ya, işte kömür makarna almaya falan. Tabii. Kastamonu'ya bir daha uğrarsam. Abi sizin Cumhurbaşkanı adayınız kim amcacığım? Sizden cevap alalım. Yani Kastamonu'lu arkadaşlar varsa kusura bakmasın, bir daha Kastamonu'ya yolum düşse, buradan geçmek zorunda kalsam bile etrafını dolanıp gideceğim ya. Ya uğrama abi, ya Allah Allah. Olacağım. Cumhurbaşkanı adayın kim? Kimsenin de sikine değil amına koyayım. İnsanlar bu kadar. Yarın olmaz bugün, yarım olmaz bütün, benim ol bu gece. Çok teşekkür ederim. Arbex 5 TL göndermiş. Sağ olsun. Surası zor. Bu kadar mı şey olur? Söve söve gidiyorlar. Artık ülkece yani bıkkın bir haldeyiz. Yani yaşlarımız, gençlerimiz hepsi kaçtı gitti. Öyle mi? Ben kaç yaşındasın abi? Seni 25 yaşındayım. 25 yaşındayım. Hayır, ne gördün, ne gördün? Ne görmeyeceğim? Teşekkür ederim hocam. Teşekkür ederim. Siz siz böyle konuşma lan. Hiç gerek yok. Teşekkür ederim kardeşim. Hadi. Neye bak. Yazdım seni, tamam mı? Hocam. Kim oy vereceksin? Kimin olmuş? Açık açık Tayyip Erdoğan var mı itirazın? Sinirlendi ya hemen. Ya oğlum gerginlik var tabii ki yani, şimdi ya ona yapacak bir şey yok, biraz gerginlik var, ne yalan söyleyeyim, bir hafif bir gerginlik var ama çok defansif. Sadece bunu soruyorum, teşekkür ederim. Niye bu kadar kaba Kastamonlular? Kılıçdaroğlu Erdoğan mı diyor? Erdoğan canım ciğerim. Hayır diyor. Lan bu dayı şey değil mi sinirlenen? Tamam. Tamam. Gel dayım, merak ettim. Buyur.
Ne konuşacağız? O lan o. Aa, o. Bu işte. Ziya Mezunoğlu benim köylüm Erkilet nahiyesi Kuhçukoğlu. Maliye Bakanlığı yaptı adam. O benim köylüm. Bir gün kova geliyor o. Rey için. Reye geliyor. Adamın biri soruyor ki köyden bakana, hoş geldin, sefa geldin. Yok. Sen bu kova diyor, niye geldin diyor. Kovum, geldim diyor. Anlıyor musun? O da diyor ki, üç soru soracağım, iki soru daha diyor. Niye geldin sen buraya diyor. Kovum, geldim diyor. Ziyaretinize geldim. Hoş geldin, sefa geldin diyor. İkinci... Ne? Abi ben konuyu da tam algılayamadım ya. Hikayeden koptum birazcık. Köye çalmış biri bunun. Üçüncüye, sen buraya niye geldin diyor. Reye geldim diyor. Şu kuşçuda bak diyor. Bir şeyin var mı, ufak bir hatıran diyor. Yok. Gidip kovuyor. Bunu kovduk kovduk kuşçulu. Maliye bakın Ziya Mezunoğlu. Bir şey diyeceğim abi. Tamam abi. Tamam. Anladın mı? Anladım abi. Öyle adama rey verilir mi ya? Allah onu... Çiftir. O terörist be. Kılıçdaroğlu'nu beğenmiyor mu abi? Tabii Kılıçdaroğlu terörist. Ben geliyorum yine diyor. Böyle be. HDP şeyine. Millet ölüyor be. Teşekkür ederim. Ya şu hareket, ben gerçekten ben bundan sonra böyle sinirlenmek istiyorum ya. Bu çifteyi atarak sinirlenmek istiyorum. Tuvalette parayı alıyor adam. Efendim oraya Hristiyan da giriyor. Hristiyan abdest alınan yer neresi? Abdest alınmayan yer neresi bilmiyor. Gidiyor kamışını tutmuş, milletin abdest aldığı yere tutuyor. Bu belediye başkanı ne adam? Büyükşehir belediye başkanı. Az bakayım oraya. Bu niye oraya parayı alıyor da Müslümanların abdest aldığı yere kamışını salıyor. Hristiyanlar kamışını tutuyor, sidik atıyor. Hulme! Niye bakmıyor belediye başkanı? Hakaret çek onu. Niye hakaret etmiyor? Yapıyor. Oraya parayı alan adam Hristiyan'ın kamışını tutup da abdest alınan yere tutarsa ne olur oğlum? Küfürlü kısımları bitleyeceğim. Oğlum küfür etmiyor. Nasıl küfürlü adam? Belediye başkanı. Allah Allah. Ben Tayyip Erdoğan'a veriyorum sapına kadar. Sapına kadar. Ha. Ölümüne kadar. Ya. Öldürseler Erdoğan. Tabii. Geldi zaman yolcusu geldi. Adam çalışıyor, yatmıyor. CHP'ni yapıyor. Ye 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 yat aşağı. Ye 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 yat aşağı. Bir dikili ağacı yok. Bir dikili ağacı yok. Herkes televizyona söyleyin. Bir kavak ağacı yok. Kavak ağacı, dikili ağaçları yok. Rahmetlik Ecevit'in ruhu şad olsun. Mekanı cennet olsun. Peki CHP ne zaman iktidara geldi ben abi? Ben bilmiyorum. CHP iktidara... Bilmiyorsan iyi yorum yapın abi. CHP iktidara gelse ne yapacak soruyorum sana. İstanbul Belediyesi geldi de ne yaptı? Her şey iyi olacak. İyi olacak. Düzelecek. Düzelecek. Olmadı mı dayı? Nerede belediye başkanı? Sarıyer'de balık lokantası. Dayı senin Allah'ın var mı? Çalışana oy verin. Yatara oy vermeyin. Vermeyin. Uçaklarımız yapılıyor. Eskiden yapıldı mıydı? Helikopterler yapılıyor. Ben evimin yolunu şaşırıyorum. Nereden gideceğim diye. Metro. Traylı büs. CHP ne yaptı CHP? Anlasın CHP ne yaptı? Bundan ne kadar? Allah'ın var mı dayı? 14 Mayıs'ta abi. Sakin. Abi. Ne oldu? Ne oluyor ya? Şarabı düştün mü? Ne oluyor lan? Mami elektrik mi? Ne oldu lan abi burada? Yok yok. Mami elektrik mi gitti? Mami inanılmaz bir drop var dostum yayında. Öyle bir şey yok. Çalar senin sıkıntı. Evet evet senin ses şey oluyor. Bizim seslerin bir nasıl? Yok Mami sende sıkıntı yok. Çıksana bir nasıl ya? Şeyden. Çıkardım. Wi-Fi'den falan mı çık bakalım. Şey oluyor. Çıktım. Bir şey mi güncelledi kendi kendine ya? Telefonunu da çıkartsana dostumsu. Çıktım hepsini şu an. Şu anda bir düştü geldi mi yayın? Düzeldi mi? Bakıyordum. Drop geçti arkadaşlar. Tamam düzgün şu anda. YouTube'a sesleniyorum ha. YouTube'dan izleyen arkadaşım. Gelsene canlı yayınlara bir girince alışıyorsun. İleri almaya çok alışmışsın sen. Hayatı anı yaşaman lazım. İleri ileri nereye kadar ileri. Gel anı da yaşa yani. He illa YouTube'dan izleyeceğim diyorsan oralara like'la. Bütün thumbs up'ların hepsine bas. Like gördüğün her yere bas. Bizim kanalda abone ol.
Instagram'a tıkla, Twitter'a gel. Gidebileceğin bütün linkleri koyuyoruz zaten o aşağıya. Hepsine tıkla tıkla ilerle.